Sahure, eski krallık döneminde yaşayan bir Mısır firavunuydu. 5. hanedanlığın hükümdarıydı ve saltanatı boyunca barış, refah hüküm sürmüştü. Bunların yanı sıra yabancı topraklarla ticaret yapmış, bir donanma geliştirmiş ve madenler açmıştı. Sahure, özellikle kendisi için inşa ettirdiği Sahure piramidi ile tanınır. Bu piramit Mısır'da Kahire yakınlarındaki Ebu Sir'de bulunur. Sahure'nin halefleri de o bölgede kendi piramitlerini inşa ederek onun izinden gitmişlerdir. Sahure piramidi, daha önce inşa edilmiş olan Giza'daki 3 ana piramitten çok daha küçüktür. Bunu piramit yapımında bir düşüş olarak yorumlamak mümkündür. Öte yandan bu piramit kompleksi, yapımında kullanılan taşların kalitesi ve ölüm tapınağının zengin kabartma süslemeleri ile dikkat çekicidir. Dolayısıyla söz konusu eski Mısır piramitlerinin kalitesi olduğunda boyut tek kriter olmamalıdır. Adı R'ye yakın olan anlamına gelen Sahure, M.Ö. 3. bin yılın ortalarında doğmuştur. Genellikle babasının 5. hanedanlığın kurucusu Userkaf olduğu düşünülmektedir. Çünkü Userkaf'ın saltanatı sırasında Antik Mısır'ın güneş tanrısı Ra ve Ra kültü önem kazanmıştı. Oğlunun adı olan Sahure, Userkaf'ın güneş tanrısı Ra'ya yaptığı atıfın bir yansımasıdır. Sahure'nin babası bellidir ama annesinin kimliği biraz muammalıdır. Userkaf'ın 4. hanedanlığın 3. firavunu olan Redjedef'in soyundan geldiğine inanılır. Zaman geçtikçe hanedanlık mücadelelerine neden olan rakip dallar ortaya çıkmıştır. Pozisyonunu güçlendirmek isteyen Userkaf, kraliyet ailesinin ana kolunun soyundan gelen Kent Kaus ile evlenir. Bu hanedanlık mücadelelerini sona erdirerek Userkaf'ın yeni bir hanedanlık kurmasına olanak sağlar. Bu nedenle geleneksel olarak Sahure'nin annesinin Kent Kaus olduğu varsayılmıştır. 1. Kent Kaus Giza'daki mezarında iki kralın annesi olarak anılır ve muhtemelen bunlardan biri Sahure'dir. Kent Kaus mezarında kraliyet kobrası ve sakal ile tasvir edilmiştir. Bu da Sahure'nin vekili olarak hizmet etmiş olabileceğini düşündürmektedir. Ancak annesi olduğu anlamına gelmez. Sahure piramidinin geçmişinde yapılan kazılarda Firavun'un annesinin Userkaf'ın diğer eşlerinden 2. Neferhetepes olduğunu gösteren kabartmalar bulunmuştur. Sahure, M.Ö. 2487 civarında Firavun olmuştur. Turin kral listesinde yazanlara göre toplam 12 yıl hüküm sürmüştür. Antik Mısır'ın eski krallık döneminden kalma kraliyet yıllıkları olarak bilinen dikili taşın geniş bir parçası olan Palermo taşına göre ise Mısır'ı yönettiği toplam süre 13 yıldır. Fakat firavunlar tıpkı diğer onca Sami halkları gibi işgalci, yağmacı, yayılımcı bir politika izlerken Sahure'nin hükümdarlığında bunlar pek yaşanmamıştır. Onun saltanatı sırasında barış ve refah hakim olmuş, bu durum komşu halklara kadar yayılmıştır. Bunun sonucunda Mısır ile komşuları arasında her iki tarafa da fayda sağlayan ticaretler yapılır olmuştur. Yani diğer firavunların yaptığı gibi saldırıp işgal ederek mallara el koymak yerine ticarete yönelmiştir. Cenaze tapınağını süsleyen rölyeflerde ticaret faaliyetlerini anlatan sahneler, çizimler yer almakta. Örneğin bir sahnede Mısır gemileri günümüzde Lübnan'da bulunan bir kıyı kasabası olan Biblos'tan evlerine dönerken gösterilirler. Tasvirlerde ayrıca Lübnan'ın ünlü sedir ağaçlarıyla doldurulan gemiler yer alır. Diğer gemiler ise köle ya da tüccar olan ve Sahure'yi selamlayan, yetişkin ve çocuklardan oluşan Asyalılar ile yüklü olarak temsil edilmiştir. Sahure'ye şöyle demektedirler: "Selam sana ey Sahure, yaşayanların tanrısı, güzelliğini görüyoruz."
aynı kabartma, yabancı topraklar arasında ticareti kolaylaştırmak için gemilerde tercüme yapmakla görevli tercümanların bulunduğunu kuvvetle göstermekte. Mısır sanatına özgü kabartmalarda muhtemelen Doğu Akdeniz kıyılarından açık deniz gemileriyle getirilen birkaç Suriye boz ayısını tasvir eder. Bu ayılar Suriye'de bulunan 12 adet kırmızı boyalı, tek kulplu kavanozlar ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bazı Mısır bilimciler birlikte ele alındığında ayılar ve kavanozların muhtemelen bir haraç olduğunu öne sürmüşlerdir. Yağma, saldırma yerine izlediği işbirlikçi politikanın kanıtları Lübnan'da ortaya çıkan eserlerde görülmektedir. Bunlar arasında Sahure'nin mühürüyle damgalanmış taş kaplar ve ince bir altın parçası üzerinde damgasının bulunduğu sandalye yer alır. Firavun'un Lübnan dışındaki Punt ülkesine bir ticaret heyeti gönderdiği de kayıtlar arasındadır. Bu, Punt'a yapılan ilk belgelenmiş Mısır seferidir. Mısırlılar bu efsanevi topraklardan kendi topraklarında bulunmayan çeşitli mallar almışlardır. Bunların en değerlisi ise 80 binlik ölçü ile alınıp Mısır'a getirilen mürdür. Mür, ilaç yapımında ve parfümlerde kullanılan kokulu, yapışkan bir reçine türüdür. Alınan mallar arasında ayrıca 23.030 tahta ve 6.000 ölçülük doğal bir altın ve gümüş alaşımı olan elektrum bulunur. Punt'a yaptığı seferin ticaret açısından önemine ek olarak bu olay aynı zamanda onun Mısır donanmasını kuruşu olarak kabul edilir. Sahure'nin Punt topraklarına yaptığı ticari sefer sonraki firavunlar için bir emsal teşkil ettiği için uzun vadeli bir etkiye de sahipti. Örneğin Orta Krallık döneminde kendinden sonraki çeşitli firavunlar tarafından da Punt ülkesine ticaret amaçlı seferler düzenlenmiştir. Tabi o zamana kadar seferlerin ölçeği muazzam bir şekilde artmıştı. Örneğin M.Ö. 1985'te gerçekleştirilen ticari amaçlı bir keşif gezisinde 3000 erkeğin bu olaya dahil olduğu iddia edilir. 50 yıl sonra gerçekleştirilen bir başka seferde ise 3700 erkeğin katıldığı yazılmış ve bununla övünülmüştür. Ancak Punt'a yapılan en ünlü sefer, yeni krallık firavunu Hatshepsut'un düzenlediği seferdir. Bu, bilinen ve en iyi şekilde belgelenmiş en büyük keşif gezisiydi. Şüphesiz tüm bu keşif gezileri Sahure'den ilham alınmıştı ve düzenleyen firavunun saltanatının refahını sağlamaya hizmet edecekti. Fakat ne kadar barışçıl politika izlersen izle, eğer bir firavun ya da kralsan, atalarının sana öğrettiği, metinlerin övgüyle kaydettiği şeyi yapacaksındır. Savaşmayı. Sahure'nin Punt topraklarına yaptığı seferi ticaret amaçlı ve barışçıl olmasına rağmen, onun deniz aşırı ülkelerde askeri seferler yürütmüş olabileceği anlaşılmaktadır. Çünkü Mısırlıların komşuları olan Libyalılara yaptığı baskını tasvir eden kabartma sahneleri bulunmaktadır. Bir sahnede Firavun, korku içinde önünde çömelmiş olan Libyalı esirleri cezalandırmak üzereyken tasvir edilmiştir. Bu baskından başarı elde eden Mısırlılar, düşmanlarının yanı sıra onların hayvanlarını da ülkelerine getirmişlerdir. Sahure'nin Libyalılara karşı düzenlediği askeri harekatın tasviri olduğu düşünülen ve dolayısıyla Firavun'un saltanatının o kadar da barışçıl olmadığını gösteren kabartmanın gerçek bir olayı tasvir etmeyebileceği, sadece bir tür ayini anlattığı da ileri sürülmüştür. Alternatif bir görüş, Sahure'nin seleflerinden birinin başarısını kopyaladığı şeklindedir. Firavun'un düşmanlarını cezalandırmak üzere olduğu aynı sahne, 6. Hanedan Firavunu 2. Pepi'nin cenaze tapınağında ve 25. Hanedan Firavunu ve Kuş Kralı Taharka'nın Sudan'ın Kava ilindeki tapınağında bulunan kabartmada da yer almakta. Bu nedenle eğer bu firavunlar söz konusu sahneyi
Sahure'den kopyalamışlarsa, Sahure'nin de bu sahneyi seleflerinden birinden kopyalamış olması mümkündür. Yani Sahure belki de hiç savaşmamış, yağma yapmamış, sadece hanedanlığı için önemli olan olayları anlatan kabartmalara yer vermiştir. Sahure'nin en bilinen yönlerinden biri madenler açtırmasıdır. Sina Yarımadası'nda turkuaz madenleri açtırmıştır. Bu madenlerin Mısır'daki Mağara Vadisi ve Harita Vadisi'nde bulunduğu tahmin edilmektedir. Güneydeki Nübye'de diorit yani yeşil taş madenleri açtırmıştır. Bu madenlerden çıkan taşlar genellikle anıtsal binaların yapımında kullanılmıştır ve Sahure'nin gerçekten de birkaç anıt inşa ettirdiği bilinmektedir. Fakat inşa ettirdiği anıtlardan biri de Güneş Tapınağı'dır. Güneş Tanrısı Re yani Ra'nın kültü 5. Hanedanlık döneminde baskın hale geldiğinden Firavunların bu tanrıya adanmış tapınaklar inşa etmesi gayet doğal. Bu tapınağa Re'nin tarlası anlamına gelen Sekhet Re denildiği bilinmektedir. Ne yazık ki tapınağın yeri tarihe karışmıştır ve belki de asla tespit edilemeyecek. Sahure'nin inşa ettirmiş olduğu bilinen diğer anıt ise Uet Jesneferus Sahure adı verilen ve Sahure'nin görkemi cennete yükseliyor anlamına gelen saraydır. Bu ismin Sahure'nin haleflerinden biri olan Neferefre'nin cenaze tapınağında yakın zamanda ortaya çıkarılan yağ kaplarında da yazılı olduğu görülmüştür. Güneş tapınağı gibi sarayın da yeri bilinmiyor ancak Abusir'de olabileceği tahmin edilmekte. Neyse ki Sahure'nin anıtsal yapı projelerinden biri bugüne kadar ayakta kalmış. Abusir'deki piramit kompleksi. Bu isim Grekçe'de Busiris'in Arap versiyonudur ve eski Mısır'da Osiris'in evi anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Bu isim söz konusu alanın Osiris'e adanmış bir tapınakla ilişkili olduğunu gösterir. Abusir, kuzeyde Giza ve güneyde Sakkara olmak üzere iki kabristan arasında yer alır. Sahure, bu bölgede bir piramit kompleksi inşa eden ilk firavundur. Giza ve Sakkara'nın zaten piramit ve mezarlarla dolu olması nedeniyle Abusir'de yeni bir mezarlık kurulduğu düşünülür. Buna ek olarak söz konusu alan, Abusir Gölü üzerinden Nil Nehri'ne bağlanmış, bu da yapı malzemelerinin yeni mezarlığa tekneyle taşınmasını kolaylaştırmıştır. Sahure, Abusir'de piramit kompleksi inşa eden ilk firavun olmasına rağmen orada bir anıt inşa eden ilk kişi değildir. Bu başarı onun selefi Userkaf'a aittir. Abusir'de bir firavun tarafından inşa edilen ilk anıt eski Mısırlılar tarafından Re'nin kalesi anlamına gelen Nekhen Re olarak bilinen Userkaf'ın güneş tapınağıydı. Sahure'nin Sekhet Re'sinden farklı olarak Userkaf'ın güneş tapınağının yeri arkeologlar tarafından tespit edilebilmiştir. Sahure'nin yerine geçen 5. Hanedan firavunları Abusir'de piramitler inşa etmeye devam ettiler ve burayı bu hanedanlığın ana kraliyet nekropolü haline getirdiler. Bir zamanlar Abusir'de 14 kadar piramit olduğuna inanılır. Ancak bugün sadece Sahure, Neferirkare, Niuserre ve Neferefre'nin piramitleri tanımlanabilmekte. Ek olarak 5. Hanedan firavunları Abusir'de başka güneş tapınakları inşa ettiler ve bunların sonuncusu hanedanlığın 7. hükümdarı Menkauhor döneminde inşa edildi. İlginç bir şekilde Userkaf gibi Menkauhor'da piramidini Abusir'in dışında Dahsur'un yakınında inşa ettirmiştir. Menkauhor'un saltanatından sonra Abusir, firavunlar tarafından terk edilmiş olsa da eski Mısır soyluları arasındaki popülerliğini korumuştur.